Merhaba, bu videoda stoklama seçeneklerinden User Block seçeneğini göstereceğim. CAM seçeneğinin altındaki Park Geometri'ye tıkladığım zaman buradaki Stok Modele sağ tıklayıp Modification seçeneğine tıklıyorum ve User Block diyorum. Burada açılan pencerede kütüğümüze vermek istediğimiz offsetleri verip arkasından kütüğümüzü oluşturacağız. Buradaki değerler X ve Y, X, Y ve Z değerlerim benim küp bir şekilde parçama oluşturabileceğim minimum değerler. Buradan kütüğümün ölçülerini girebilirim. Mesela 130, 130, 40 şeklinde girip Enter'a bastığım zaman parçam kütüğümün içinde kalacak şekilde WorkNC bunu ayarlayacaktır. Bu sol aşağıdan Reset'e bastığım zaman yine ilk açılan değerler, yani minimum şeklinde kütüğümün değerlerine tekrar ulaşabilirim. Yine bunun yerine ayrı ayrı girmek istersen de yukarıdaki pencereyi kullanabilirim. Mesela şu şekilde sadece X eksiden, mesela burayı -62.5 değil de -70 deyip Enter dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece sol taraftan, parçanın sol tarafından X eksi tarafından bir offset vermiş oluyorum. Bunların haricinde tekrar Reset deyip Global Offset seçeneğim var. Buraya 5 milim deyip Apply Offset seçeneğine tıkladığım zaman parçamın her tarafından 5 milim uzatacak. Bu da şu demek, mesela X için X eksiden ve X'i artıdan 5 milim uzatarak toplamda kütüğüm parçamdan X'te 10 milimetre daha fazla, yine Y'de ve Z'de 10 milimetre daha fazla olmuş olacak. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Reset diyerek şu şekilde şu kutulara basarak istemediğim yerleri kilitleyebilmem mümkün. Mesela X'i ve Y'yi bastığım zaman renginin değiştiğini görüyorsunuz. Rengi koyulaşıyor. X'i ve Y'yi kilitledikten sonra şöyle yandan bakayım daha net görmek için. Buraya 5 milim global offset'i apply dediğim zaman, uyguladığım zaman Z artıdan ve Z eksiden 5'er milim offset verdiğini görebiliyorum. Yine reset deyip tekrar X ve Y'yi kilitledikten sonra bu sefer de Z'in eksi, yani tabanını da ben kilitliyorum. Sadece Z artıdan 5 milim apply offset dediğim zaman sadece parçamın üstünden 5 milim offset vererek kütüğümü bu şekilde oluşturabiliyorum. Bunun dışında küp değil de silindir bir şekilde de kütük tanımlamam mümkün. Bu da şu şekilde. Burada da iki tane seçenek var. Çapım ve yüksekliğim. Yine buraya gireceğiniz, mesela 130 değeri gireceğiniz zaman 130 çap şeklinde kütüğüm oluşacaktır. Sol aşağıda reset tuşuna basarak olabilecek minimum kütük boyutuna otomatik bir şekilde gelecektir. Z içinde burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sadece Z artıdan offset vermek istiyorsam ben, sadece parçanın üstüne offset vermek istiyorsam şu değeri aklımda tutmam gerekiyor. Şöyle ki şu an 32 iken ben buraya 40 yazdığım zaman bu 8 milimlik offsetin 4'ünü Z artıdan 4'ünü Z eksiden verecektir. Bunun yerine reset deyip yine buraya tekrar 40 yazıp şurayı -32'ye çevirdiğim zaman bu sefer sadece Z artıdan istediğim gibi offsetimi vermiş olacağım. Ben küp şeklinde kullanacağım ve X, Y'de herhangi bir offset istemiyorum. Z eksi taban kısmında da herhangi bir offset istemiyorum. Sadece parçanın üstüne 5 milimlik bir offset istiyorum. Seçeneklerimi seçtikten sonra OK'ye tıklayabilirim. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şuradaki seçeneğin açık olması gerekiyor. Yoksa WorkNC bana 3 boyutlu bir stok oluşturmuyor. Bu seçeneğe dikkat edelim. Arkasından OK diyorum. Şu an hesaplıyor. Kütüğümü oluşturuyor bana. Evet, şu an kütüğümü oluşturdu. Bu oluşturduğu kütüğü nereden göreceğim? Bu stok modelin altında şöyle seçenekler oluştu. Stok state ve preview state'in altındaki initial. Bu stok state'e tikini açtığım zaman beni matematiksel model karşılıyor. Kütüğümün matematiksel modeli. Benim kullanacağım model ise bu preview state'in altındaki initial kütüğüm. Bunun yanındaki tiki açtığım zaman kütüğüme ulaşabiliyorum. Yine görüntünün daha güzel olması için sağ tıklayıp Use Pre-Shading seçeneğini tıklarsanız tam olarak istediğim kütüğümü görebilirim. Gördüğünüz gibi tabanda 0'a 0, yine yan köşelerim 0'a 0, sadece üstünde 5 milimlik offsetim bulunmakta. Bu şekilde kütüğümü oluşturmuş oluyorum.